Türk sinemasının ezogelini yaşayan efsane Fatma Girik yıllar süren suskunluğunu Show TV'ye bozdu. Fatma Girik'in rahatsızlığından rahmetli eşi Memduhün'e, güzellik sırlarından günümüz ünlülerine dair çok özel açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Ezo gelinle, şoför Nebahat'le, hayatlarımıza dokunan Fatma Girik'le, yıllar sonra çok özel. Çok özlemişim. Özlediysen öp beni o zaman. Seve seve. Herkesi korkuttu, öldü haberlerine neden olan kazayı ilk kez anlattı. O an neler yaşadı? Anlatamam sana, böyle bir sancı, böyle bir acı olamaz. Bir de öldü diye çıktı. 57 yıllık hayat arkadaşı Memduhün'ün vefatı Fatma Girik'e nasıl yansıdı? Memdu öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. İnanamayacaksınız. 74 yıla meydan okuyan güzelliğini öyle bir formüle borçlu ki. Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan da yüzümü ondan böyle şey yapıyordum. Bu isimleri ilk kez açıkladı. Yeni nesilden kimleri beğeniyor? Sürpriz yönü kim? Adam dediğim benden güzel olmayacak. Güzele bakmak sevaptır. Bana baksınlar o zaman. O Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir yaprağı. O Yeşilçam'ın ezogelini, erkek Fatma'sı. Naylonunu çengallamadan ufak ufak kır kirişi yalan. Ağzına uzatma, güzellikle paramı ver. Git dedik sana, al vırtını. Bana al. Çatladı, kapılı Rıza'ymış. Ulan her tarafın çatapat olsa ne çıkar be? Geçtiğimiz hafta Mersin'de düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali için Mersin'deydi Girik. Her anında yanında Show TV vardı. Evet, Adana'ya indik. Evet, abla. Adana'ya indik. Seneler, ben bu Adana'ya indim bir kere. Benim bir filmim vardı. Şimdi Eskişehir'de film çekiyordum. Memduh'da. Sonra beni aldılar, galaya getirdiler böyle. Rabia filmi. Yani böyle duvarlara tutunuyor, sular fışkırıyor falan ya. Ermiş kadın öğrenme. Dedim, ne bu kalabalık kardeşim, nedir dedim. Aa, benim için toplanmış o kalabalık buraya. 7 hafta oynadı biliyor musun burada? Film 7 hafta. Herkes böyle elini sürüyordu bana. Kendisi için özel olarak hazırlanan düzenekle tırdan indi. Rahat etmesi için tekerlekli sandalyeye bindi. Walker adı verilen özel değnekleri yardımıyla minibüsüne bindi. Tamam lan, koşuyorum. Sıra hasret gidermekte. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla bir arada Fatma Girik. Bugünkü konuğum Fatma Girik. Çok özlemişim. Hem sizi hem sohbetinizi. Ne mutlu bana. Özlediysen öp beni o zaman. Seve seve. Gel öp beni. Ah, bu özlemini giderdi. Şimdi konuşuruz. Sağlık durumuyla başlıyoruz sohbete. Bir süre önce çok korkuttu üst üste yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle. Vallahi ağız alışkanlığı iyiyim. Ama işte ayağımdan biraz zorum var. O da geçecek. Nasıl oldu? Bir onu sorayım. İki tane çünkü değil mi? İki ameliyat. İki ameliyat oldu. Evde mi düşmüştün? Evde düştüm de bir tanesine kalçada bir kireçlenme vardı. Onun için gittim. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün sonra çıktım zaten hastaneden. Çok da mutluyum. Eve geldim. 3 gün sonra... Ayağım parkede bir kaydı, düştüm, böyle balıklama, hem de yandan balıklama. Buradaki femur kemiğini kırmışım. Büyük bir titanyum taktılar ayağıma. Ama doktorlarım harika. Değil mi? Çok, müthiş. Hem kendileri yakışıklı hem yaptıkları iş güzel. Doğru, harika o zaman. Buradan bir ameliyat olduğu için kalçama kadar Fatma abla diyor bana, doktor şey diyor, bu böyle gözükmesin diye sen buraya diyor bir dövme yaptır. Böyle çiçekler böcekler olsun. Oğlum bu yaştan sonra mı dedim. O anı soralım. Evinde düşerek hastanelik olduğu anlar kabus gibiymiş. Peki evde düştüğünüzde kim vardı o an? Kim yetişti? Evde benim büyüttüğüm, benim sevdiğim bir çocuk var. İşte kız kardeşimin kızı var. Kız kardeşim vardı. Annem de içeride uyuyordu ama
Yani anlatamam sana. Böyle bir sanki böyle bir acı olamaz. Zor yetiştim hastaneye. Ömür Sabuncuoğlu'nun söylerken dili varmıyor ama Fatma Girik söylüyor o çirkin haberleri. Korkuttunuz çünkü biz de ilk duyduğumuzda dediler hani. Bir de öldü diye çıktı. Allah korusun, evet. Ben de dedim ki onlara, ya ben senin mahallendeki komşu Fatma Hanım diyelim ki, ya ben ölürsem herkes duyar. Sen de kendi kafana göre yazıyorsun oraya. Esprili sohbetler de yaşanmış bu çirkin haberden sonra arkadaşlarıyla arasında. Bana telefon etti arkadaşlarım. Ay sen ölmüşsün diye böyle. Evet dedim, öteki dünyadan ben sana telefon ettim. Evet, yıllar geçiyor. Evet, yaşlanıyor insanoğlu. Ama Fatma Girik gibi yaşlanmak herkese nasip olacak bir durum değil. Allah bize sizin gibi yaşlanmayı nasip etsin. Evet. Ne peki sırrı? Yani yıllardır hiç değişmiyorsunuz. Vallahi sırrı, bir kere çok sevdiğim bir insan vardı, ondan beraberdim. Bir de kendimle gırgır geçmeyi, alay etmeyi çok seviyorum. Yani öyle ben rahatım yani. En çok neyle dalga geçiyorsunuz kendinizi? Kendimle, şimdi şu anda topal karga gibiyim. Estağfurullah. Peki kendinizin sevmediğiniz bir huyu var mı? Var. Ne? Hemen ağzıma geleni söylerim. Hayat arkadaşı, sevgilisi, aşkı. Merhum Memduh'un, Fatma Girik'in hayatının en önemli olgularından biriydi. Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Girik olay 50 diyor. Az mı? Bir ömür. Bu kadar önemli işte Memduh Bey onun hayatında. Hala yaşatıyor onu yüreğinin ta orta yerinde. Peki Memduh Bey'e olan özlemle nasıl başa çıkıyorsunuz? Bodrum'da oturduğum için Bodrum'da defnettim. Her gün gidiyorum mezarına. Bir gün gidiyorum, bir gün gitmiyorum. Hiç öldüğüne inanmıyorum, biliyor musun? Evde nereye dönsem o varmış gibi. Ya diş fırçamın üzerine macun sıkarken bile onu hatırlıyorum. Niye biliyor musun? Bana bir gün dedi ki, ya Fatucuğum ben senin gibi macun sıkan görmedim dedi. Nasıl dedim? Böyle başlarına böyle kocaman bir macun sıkarlar dedi. Daha çok temizlenecek mi zannetiyorlar insanlar ağzını dedi. Ben böyle fındık kadar sıkarım üstüne. O bile hatırlatıyor. Neyi özledi en çok hayat arkadaşıyla diye sorduğumuzda bir Fato cümlesi dökülüyor dudaklarından. En çok birlikte ne yapmayı özlüyorsunuz? Memnunla film çekmeyi. Film çekmeyi. Ben nereye film çekmeyi istemem? Hem reisyona derdi ki Fatma'yla film çekmek çok zor. Ama yani çok güzel şeyler söylerler. Eşsiz güzelliğini muhafaza etmenin bir diğer formülüne gelince. Sırrım var mı benim? Vardır bence, bu güzelliğin bir sırrı olmalı mı? İnan yemin ediyorum, şimdi söylediğim vakit reklam olur. Eskiden böyle şey, sabunlandığım lifin üstüne toz deterjan koyardım. Ama bunu herkese söylüyorum. Yani sen yapma diyorum. Ben yapıyorum. Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan yüzümü ondan böyle şey yapıyordum. Evet, toz deterjanla yüz yıkıyor Fatma Girik. Bununla ilgili bir anısını anlatırken kahkahalara boğuluyor. Halit Refik'in evindeyiz. Karısı Gülperi dedi ki, ay Halit biliyor musun dedi. Ne dedi Halit? Bu dedi deterjanla yıkanıyor dedi. Aa ben onu tanırım dedi. Deterjanla yıkanır, turp rendesiyle de keselenir dedi. İşte böyle. Deneyelim mi yani biz? Sakın. Biraz da günümüze gelelim. Fatma Girik demek oyunculuk demektir. Peki yeni nesilden kimleri beğeniyor diye merak ediliyor. Peki bu dört yapraklı yoncanın üçü veliahtlarını açıkladı. Bir tek siz açıklamadınız. Hani benim çocuğum yok ki. Oyunculardan. Ha oyunculardan. Hep genç nesilden diyorlar ki benim arkamdan gelecek isim bu. Türkan Şoray'ın çok beğendiği Nurgül Yeşilçay'a Fatma Girik de bayılıyor. Nurgül Yeşilçay'a bayılıyorum. Diyorum ki keşke, bir tane şey var. Bir kürk var, çok seneler evvel diktirmişim, kaftan ama böyle vizyondan. Diyorum ki acaba tek tek etsem giyer mi filmde? Ben böyle kaftanı. O elbiseleri çok güzel kadın ya, değil mi? Kesinlikle. Ama kesinlikle güzel kadın. Ama asıl favorisi bir başka isim. Gençlik yıllarına da benzeyen bir ismi. Tuğba Büyüküstü'nü çok beğeniyor. Tuğba Büyüküstü. Büyüküstü. Sizinki de o mu? Yo benim, ben öyle bir şey söylemiyorum. Hepsi kendi. Beğendikleriniz. Ben beğendiklerimi söylüyorum. Geliyoruz jönlere. Yakışıklı jön sevmiyor Fatma Girik. Nedeni ise esprili bir dille açıklıyor. Şu andaki erkek jönlerden biriyle film çekecek olsanız hangisiyle partner olarak oynamak istersiniz? Ben çirkin adam. Ben güzel adam sevmiyorum.
güzel adam tanıştı. Adam dediğim benden güzel olmayacak. Böyle. E tabii. Niye olsun benden güzel ya? Güzele bakmak sevaptır. Bana baksınlar o zaman. Oğlunu oynayacaksa yakışıklı olmalı. Bunun için en güzel aday Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Ha, şimdi mesela o oğlum olsa mesela benim filmde. Hoşlu olur. Çok hoş olur. Gözleriniz de. Şimdi Cüneyt Arkın'la da oynadık filmde. O da benim oğlum oynadı. Hem kocam oynadı. Öldürülüyor filmin başında. Sonra büyüyünce gene o oynadı. İşte çok hoş oluyor. Ama beylerde favorisi sürpriz bir isim. Genç oyuncu Ozan Akbaba'yı beğeniyor Fatma Girik. Ozan Akbaba. Yani o da çok genç ama benim partnerim olamaz. Gene o da oğlum olacak herhalde.